ve Cin Ali Müzesi. 1968'de çıkmıştı ve kısa sürede tüm Türkiye'de sevilen bir seri haline gelmişti Cin Ali serisi. İlk çıktığı günden bugüne kadar da kuşaklar boyu okumayı sevdirmişti Cin Ali. Çankaya Bülten Sokak'ta müzesi bulunuyor. Ve Cin Ali karakterinin mucidi ise Rasim Kaygısız ve Leyla Çelik'in röportajı ise Nesrin Kaygısız'la oluyor. Müzeye gideceğiz. Nedir müzenin içeriği? Şöyle bir bakalım, ardından da biz eğitime dair sohbetimize başlayacağız. Bekliyoruz mesajlarınızı. Kara Tahtayı ve Tebeşirleri hatırlıyoruzdur umarım. Çünkü o yıllarında çok güzel bir karakteri vardı. Bu karakterimiz Cin Ali'ydi. 80'lerin ve 90'ların karakteri, hiç unutulmayan karakterlerden bir tanesi. Çok tatlı bir müzedeyiz. Bu müzemizin içerisinde Cin Ali'yi tanıyacağız. Asıl kurucularını tanıyalım lütfen. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Nesrin Kaygısız Kalaycıoğlu. Cin Ali Yayınları, Cin Ali Kitapları yazarı Rasim Kaygısız'ın büyük kızıyım. Kitaplarda Cin Ali'nin iki kız kardeşi, hatta ablası var. Onlardan büyük olan benim. Sizi de tanıyalım lütfen. Ben de bu durumda Suna oluyorum tabii. Ben Nevin Apaydın, müzenin kurucularındanım. Cin Ali'nin ablasıyım. Cin Ali'nin ablalarını biliyoruz ama farklı isimlerden biliyoruz. Biz asıl Cin Ali'nin ablalarını görmüş olduk şu anda. Müzemizin asıl amacı neydi? Nasıl başladınız? Nasıl kurdunuz? Hayaller nasıl gerçekleşti? Cin Ali için babam kıymetini bilin derdi hep. Ama bizim ailemizin bir parçasıydı. Hiçbir zaman bize olağanüstü gelmezdi. Olağanüstü bir tarafı yoktu. Ta ki babamı kaybettik 1988 yılında. O zaman Cin Ali 68 yılında yazılmıştı, 20 yaşındaydı. Ben doktorum, doğuda mecbur hizmetteydim. Kardeşim okulunu yeni bitirmişti, mimardı. Bir müddet Cin Ali'yi ailecek tekrar yayınlamaya devam ettik. Fakat bizim mesleğimiz değil, kendi mesleklerimize döndük. Telif hakkını başka bir yayıncıya verdik. Cin Ali tasarımları yapıldı. Oyuncak Müzesi'nde Suna Yakın bir sergi açtı Cin Ali ve Rasim Kaygısız'la ilgili. Genç tasarımcılar tasarımlar yaptılar. Moda günlerinde podyumlarda boy gösterdi. Tiyatrolarda tiplemeleri yaptırdı. Böylelikle 2011 yılına geldik ve Sabire Susuz adlı çok değerli bir sanatçı bizi, daha doğrusu Nevin'i aradı. Ondan sonrası Nevin anlatsın. Nevin Hanım, o zaman sizden dinleyelim. Aslında biz şu anda çok tatlı bir anın içerisindeyiz. Çünkü kıyafetlerimizi de giydik. Önceden öğrencilerimiz bu kıyafetleri giyip, işte bu tokaları takıp, özellikle bu kurdeleleri kazanıyorlardı. Çünkü öğrencilerin asıl başarılarını sevindirerek bunları takıyorduk, değil mi? Ben hatırlıyorum küçükken, ama ben evet 90'ların öğrencisiyim. Sizler daha iyi hatırlayacaksınızdır. Çünkü bizler mavi örnekler giyiyorduk. Önlüklerimiz maviydi. Evet, yakalarımız vardı. Hediyelerimiz de kırmızı kurdeleydi ama sizlerin zamanında sanırım siyah önlükler giyiliyordu. Siyah önlük giyiliyordu çünkü siyah önlük aslında sınıf farkını, gelir farkını, her şeyi ortadan kaldırıyordu. Herkes bir zamanlar siyah önlüğe karşı olmasına rağmen müzeye gelenler de görüyoruz ki herkes siyah önlüğü özlemiş. Tabii burada siyah önlük bir metafor, aslında çocukluğunu özlüyor. 7 yaşına dönüyor herkes buraya geldiğinde. 2011 yılında Sabira Hanım beni aradı ve ben Cin Ali'nin tablolarını yapmak istiyorum dedi. Nasıl yapacaksınız? Çok kocaman tablolar yapacağım, etiketlerden yapacağım dedi. Tamam dedik, yapabilirsin. Dostluğumuz öyle başladı. Etiket dediğimiz şey kıyafetlerde bulunan etiketler. Bildiğiniz giysi etiketlerinden yapıyor. Onun markayla ve tüketimle ilgili bazı söyleyecek sözü olduğu için etiketlerden yapıyor. Kendisine ait bir yöntem. Tamam dedik. 2012'de onun sergi açılışına gittik. 2012 yılında artık biz bir vakıf kurmaya karar verdik. Onun hazırlıklarına başladık. 2013 yılında da tekrar telif hakkı bize dönmüştü. Kitapları basmaya başladık. Vakıf için çalışmalara devam ederken aslında bize o kadar çok Cin Ali kimdir, Rasim Kaygısız kimdir, niye çıkmıştır diye soru gelince dedik biz bir müze açalım ve bu müzede Cin Ali'nin hikayesini anlatalım. Müze fikri oradan çıktı.
Evet, eski sıralar, tahtalar, tebeşirler, kalemler, defterler, kitaplar, Cinali ile ilgili her şey var. Babamızın bir şaheseri var. Siz bunları burada canlandırıyorsunuz. Tekrar bizleri eskilere tekrar götürüyorsunuz. 80'ler, 90'lar diyoruz ama bence daha çok eskisi var sanırım. Aslında 60'lı yıllarda babamın yaptığı, yarattığı oyunlu okuma metoduyla başlıyor ama onun öncesi de var. Babam çok yaratıcı bir insan, bir köy çocuğu, okuma imkanı ancak köy enstitülerinde okuyarak buluyor. Hasanoğlan köy enstitüsünü bitirdiği zaman köyüne 20 sene mecburi hizmetle dönüyor. Önce köy okulunu yapıyorlar köylüyle işbirliği yaparak ve ilk olarak 1960 yılında çözümlü alfabeyi tasarlıyor. Annem hep derdi çözümlü alfabe babanın en güzel tasarımıdır, ürettiği en güzel araçtır ve onun devamı geliyor. Oyunlu okuma öğretimi küpleri, tombala kartları, telli okuma öğretimi, yazmayan kalem ve buna benzer 20'ye yakın araç gereç. Ve en sonunda Cinali ortaya çıkıyor. Yani Cinali durduk yerde ortaya çıkan bir şey değil. Cinalimiz de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. 20 tane materyalden bahsettik. İşte yazmayan kalem dedik, tellerden bahsettik. Şu andaki çocuklarımız daha şanslılar. Ama pedagoji okuduğumuzda söyledik babamızın. Yani çocukların Cinali karakterini öğrendikleri zaman neler hissedecekler, akıllarına nasıl girecek, eğitimi nasıl alacaklar, okumayı nasıl geliştirecekler diye o kadar çok düşünce, o kadar çok emek vermişler ki. Ama bu durumda annemize çok fazla destek çıkmış babamıza. Tabii annem babamın arkasına dayadığı dağ gibi de nitelendirebiliriz. Babam kadar annemin çalışması da var. Annem de köy enstitüsü mezunu. O da kendi dalında en iyisini yapmaya çalışıyor. Mesela annemle babam, annem babamın köyüne öğretmen olarak geldiğinde tanışıyorlar. Annem Karadenizli. İlk Körler Okulu'nun ilk öğretmenlerinden, 1951 yılında Ankara'da Körler Okulu açılınca Mithat Enç, kurucusu Körler Okulu'nun, annemi de seçiyor ve onları eğitiyor. Bir yıl boyunca özel eğitim alıyorlar ve Körler Okulu'nda yatılı kalıyor çocuklar, onlara öğretmenlik yapıyor. Annem o kadar çok seviyor ki öğrencileri, biz hala onlarla görüşüyoruz. Dün öğrendiğimiz bir şeydi. Annem Körler alfabesinde kısaltmalar vardır. Onu yapan ekipteymiş. Kısaltmalar, Braille alfabesindeki kısaltmalar hem yazarken hem okurken zaman tasarruf sağlıyor. Ayrıca kağıdı da daha az kullanıyorsunuz. Bunun tüyosunu aslında birazdan vereceğiz. Kısaltma dediğimiz şey bizim şu anda sosyal medyada kullandığımız kısaltmalar değil. Körler okulunda kullanılan, onlara kolaylık sağlayan alfabeden bahsediyoruz. Evet, annemizden bahsettik, babamızdan bahsettik, bir sürü şeylerden bahsediyoruz ama şu andaki öğrenciler neler hissediyor? Buraya geldikleri zaman şu bu zamanın çocukları neler hissediyorlar? Neler söylüyorlar size? Mesajları nasıl oluyor? Buradan gittikten sonra mutlaka bir şeylerle karşılaşıyorsunuzdur. Geri dönüşleri oluyor mu sizlere? Tabii. Okul grupları da geliyor. Anneleriyle, babaanne, dedeleriyle, torunlar, çocuklar da geliyor. Önce ailemiz odasına alıyoruz. Orada tanıtım yapıyoruz. İşte Cinali kimdir? Bir çizgi kahraman, bir kitap karakteridir. İşte 7 yaşında bir çocuktur. Hiç de büyümeyen bir çocuk. Ama onu yazan Rasim Kaykusuz'a çocuklar hep Cinali'nin babası derlerdi. O babasıysa biz de Rasim Kaykusuz'un kızları Cinali'nin ablası oluyoruz. Biz canlıyız, biz habire büyüyoruz ama Cinali hep küçük kalıyor. Böyle bir şey, şaşalıyorlar çocuklar. Cinali gerçek mi, düş mü, hayal mi? Çocuklar bir hem hayal dünyasında hem gerçekte Cinali gerçek mi, değil mi diye. Ama gerçek kabul ediyorlar artık. Biz de öyle. Cinali bizim bir parçamızdı. Bizim Cinali büyümeyen kardeşimizdi. Yıllar sonra Cinali'nin ablası olduğumu falan söyleyince çok şaşırdılar. Niye bize o zaman söylemedin dediler. Ya ne bileyim yani annem de babam da vardı, onlardan da bahsetmiyordum. Cinali de vardı, ondan da bahsetmiyordum. Yani o bizim bir parçamızdı. Ama tabii şimdi olay biraz daha farklı oldu. O sadece bizim büyümeyen kardeşimiz değil, herkesin büyümeyen kardeşi haline geldi. Çocuklar işte de başta burada Cinali gerçek mi değil mi, işte bir çizgi kahraman diye geliyorlar ama çıkışta deftere Cinali senin gerçek olduğunu bilmiyordum diye yazıyorlar. Buradan giderken de burada yaşamak istiyorum diyerek giden çocuklar var. Onlar bizi çok mutlu ediyor tabii.
Harika duygular tabii ki. Biz şimdi burada tek bir yerde röportaj yapıyoruz ama müzemizde çok büyük alanlar var. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum çünkü o kadar çok incelenecek, o kadar güzel, o kadar ince detaylar var ki burada hepinizin görmesini isteriz. Sayın seyirciler, Cin Ali Müzesi ekranlarınıza geldi. Bir kez daha yerini söyleyelim. Ankara Çankaya'da Tuna Demir Caddesi üzerindeki Bülten Sokak'ta yer alan bir müze. Rasim Kaygısız, Cin Ali'nin yaratıcısının kızlarıyla bir röportaj yaptı Leyla Çelik. Güzel bir röportajdı. Müzeden de görüntüler vardı. Gidip görmenizde tavsiyemiz. Müzeleri ya da hem Cin Ali Müzesi'nin hem diğer müzeleri tabii ki hepsinin farklı bir havası, farklı bir geçmişi değeri var. Konum